Finanslanmaya hazır mısın dostum? Bu videomuzda benim bankalarla yaşadığım sıkıntıları anlatacağım sizlere. Ki siz de bu sıkıntıları yaşamamaya çalışın. Şöyle göstereyim bankaları. Türkiye'deki çoğu bankayı kullandım. Şöyle. Gördüğünüz gibi Destek Bank, Hayat Finans, pek bilinmeyen bankaları da kullandım. İlk bankamız Akbank'tan başlayalım. Akbank'ın kronik bir ATM sıkıntısı var. Yazılımsal olarak ATM bazen çileden çıkarabiliyor insanı. Bunu siz de yaşamışsınızdır muhtemelen. Akbank'ın böyle sıkıntıları var ATM'de ve hani sadece yazılımsal olarak bir iki güncelleme getiriyorlar, o kadar. Bir ara İnnal Kart'a para yüklemeye gitmiştim kartsız işlemlerle. Olmamıştı. ATM donmuştu. Hatta böyle biraz beyaza çalan bir renge dönüşmüştü ATM'nin ekranı. Çok garipti. Ben de dedim ATM'm bozuk. Sanırsam o zamanlar Akbank'ın İnnal Kart'a para yatırırken bu ödeme özelliğini getirmesinden dolayı bir sıkıntı yaşanmış. Bu yüzden olabilir aslında. 18 yaş altı hesapta çok sıkıntılıydı. Yani ben ATM'ye gidiyordum. O zamanlar QR kodla para yatırma yeni gelmişti. Yatıramadım çünkü uygulamadan kaynaklı bir sıkıntı vardı. Aslında Akbank'ın en büyük sıkıntısı yazılım. Gerçekten öyle. Hatta bundan 2-3 sene önce belki biliyorsunuzdur, Akbank'ın sistemleri tamamen çöktü. Bayağı bir insan mağdur olmuştu. İşte Akbank yine böyle zamanlarındayken ben ATM'ye gittim. Şimdi ATM'ye gittim. Para yatıramadım. Müşteri hizmetlerini aradım. Diyor ki şubeye gidin. Abicim ben ATM'den para yatıramadım. Bak normalde 18 yaş altı bankalar, yani bankaların 18 yaş altı hizmetlerinde müşteri hizmetlerine 18 yaş altı kişinin bilgileri pek verilmez. Bu yüzden böyle aslında. Bunlar SS'de bilgilerimizi bulamaz. Tabi bulur da yani güya bulamaz. Haliyle müşteri hizmetleri otomatik cevap veriyor. Abi arıyorsunuz ya. Selamünaleyküm diyorsun, 18 yaş altısın kardeşim diyor. Aynı onun gibi. Anladınız mı? Yani bu kadar sıkıntılı bir şeydi. Allah'tan 18 yaş üstü olduk da kurtulduk bu durumdan. Ya 18 yaş altı gerçekten bazen dert olabiliyor Akbank. Ya abicim alt tarafı yapacağın ATM destek birimine bağlatmak. Tabii öyle bir birim varsa yani. Sıkıntı var yani. Destek talebi oluşursan ne olur yani? Anlamış değilim. Bir para yatıracaktık ki bu da teknik bir sıkıntı. 18 yaş altı ile hiç alakası yok. Benim bilgilerime ulaşmana hiç alakan yok. Git abicim ATM'nin numarasını al. Şubenin yanında mı? Sor bana. Yok. Öğrenci programı. Ben Akbank'ın öğrenci programına girdim. Sonra iptal oldu. Beni attılar. Sonra tekrar girdim. Sonra tekrar iptal ettiler. Abicim bu ne ya? Yalama oldu. Madem öğrenciyim kabul et. Madem öğrenci değilim kabul etme. Allah Allah. Bu sefer üniversiteyi kazandığımıza bakalım kabul edecek mi Bay Akbank? Göreceğiz. Şöyle destek talebi. Akbank'taki destek talebinizi öğrendiğiniz süreyle siz Sahra Çölü'nden ta Osmanlı Padişahı'na ferman yollayabilirsiniz. Yani Akbank'taki destek gibi sanırım Sahra Çölü'ndeki fermanı alıyor, padişaha gönderiyor. Elçi ta Sahra Çölü'nden geliyor. Bir örnek verdim. Yani Japonya'dan ta İngiltere'ye kadar gitmek gibi düşünün. Abicim alt tarafı destek mesajı, destek talebi oluşturuyoruz. O da artık kaç gün, kaç hafta, kaç ay sonra cevap veriliyor. Neyse Akbank, seni seviyorum. Bazen küsüyoruz ama hani abi sen de kendini bir değiştir ya. Bir önemse bizi. Yazılım ekibin niye böyle bilmiyorum. Garanti Bankası, şöyle rengini değiştirelim. Abi genç hesaba bildirim gitmiyor ya. Mesela genç hesap, yani bu Garanti Bankası'nın harçlık hesabı normalde şöyle olur telefonda. İşte burada Garanti Bankası'nın logosu olur. Hesabınıza bilmem kaç TL geldi diye bildirim gelir. İşte genç hesabına gelmiyor. Çok saçma. Sanırım unutmuşlar. Takvim yılı sıkıntısı. Ben o kadar fazla kredi kartı aldığım için artık Garanti Bankası'ndan kredi kartı alamıyorum. Normalde bu benim kredi kartı alma yasağım 1 yıllıktı. Ancak 1 yılı geçti. Daha doğrusu 1 takvim yılı. Yani ben 2023'te bu cezayı aldım. Ve 2024 yılındayız. Hala bu ceza bende. Müşteri hizmetlerini alırdım. Diyor ki şubeye gidin. Abi ben sırf bu yüzden hem parayı kullanıyorum ya. Gözünü seveyim. Abi bu tür sıkıntıları olunca çözüyorlar. Ben bu yüzden Ziraat Süper Şubeyi kullanıyorum. Şube 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 şube. Abi ben niye şubeye gideyim? Yıl olmuş 2000 kaç? Kredi almaya gelince ama şubeye çağırmıyorsunuz efendim. Allah Allah. Limit artışı, şöyle bir şey diyeceğim. Benim limitim 2500'dü. 7500 oldu. Bu kadar yani. Muhtemelen öğrenci olduğum için de olabilir. Neyse onu bir düzeltmeye çalışacağız. Onu bir düzeltelim. Bonus Pü. Abicim müşteri hizmetlerini aradığımda, bundan yıllar önce yani aradığımda, Bonus Pü dedi ki şubelerden alabilirsin. Öyle bir şey de yok yani. İlginç. Yani Bonus Pü hakkında kendilerinin bile bir fikri yok. Yapı Kredi. Yapı Kredi'yi çok seviyorum. Bu arada
Bankaları kullanıyor muyum söyleyeyim. Akbank'ın Access Visa kartını kullanıyorum. Garanti Bankası'nın bonus gencini ve Migros'lu kartı vardı. Money kartını kullanıyorum. Yapı Kredi'nin ise hepsi burada kartını kullanıyorum arkadaşlar. Ek kartlar kapalı olmasına rağmen mobil bankacılıkta gözüküyor. Abicim kapalı bir kartsın. Bir de ek kart olduğu için daha sıkıntı. Ben niye kendi adıma olmayan kartı görüyorum? Ek kart kendi adımızda gibi gözüküyor ama aslında kartın sahibine ait. Ziraat Bankası. Ben YouTube'daki paramı Ziraat Bankası'ndan alıyorum. Pratik bir banka. Hani param geliyor, bir sıkıntı yaşamıyorum, o yüzden Ziraat Bankası'nı kullanıyorum. Bir de para transferi de havalede ücretsiz, EFT'de de 26 kuruş alıyor. Abi 18'e çaldı. Bana en çok çektiren bankalardan birisi. Ya sadece mobil uygulaması var. Bazı arkadaşlara mobil uygulamayı bile vermiyorlar. Bazı arkadaşlara kart vermiyorlar falan filan, bu liste uzar. Allah'tan bana kartla mobil uygulamayı verdiler. Ya hiçbir şey yok ve bu genel bir kural. Yani siz bunu muvaffakatnameyle bile aştıramayabilirsiniz. Hani haberiniz olsun. Kart yenilemede şöyle sıkıntı oldu. Benim bir banka kartım vardı. Bunu yenileyecektim. Yenileyemedim. Yani yenileme olmadı mı, kartı kapattım, sonra yenisini istemeye çalıştım, olmadı başvuru adımında. Müşteri hizmetlerine yazdım, yok. Canlı desteği yazdım, yok. Abi ne sıkıntılı ya. Gerçekten bu kart kısmı sıkıntılı ve bir hesaba niye en fazla bir kart bağlanıyor? Ben bir ara bunun bug'ını bulmuşum. İki kartım bağlanmıştı. Birisi banka kredi kartı karışımıydı. Birisi normal banka kartıydı. Ya Ziraat abicim, yap işte bir kişi başı 3-4 tane kart alsın. Allah Allah. Diğer bankalar yapıyor. Garanti Bankası yapıyor. Yapı Kredi yapıyor. Akbank yapıyor. Efendime söyleyeyim, Vakıfbank yapıyor. Bankalar yapıyor. Sen niye yapmıyorsun? Canlı destek. Ya şunu diyeceğim, biraz ağır olacak ama ben Ziraat Bankası'nın canlı desteğine çalışan belli kısımdaki kişilerin diyorum. Canlı destekle çalışan kişilerin parasının haram olduğunu düşünüyorum. Hiçbir işe yaramıyorlar. Şimdi buradan canlı destek ekibinde çalışan arkadaş varsa, abicim neden hiçbir işe yaramıyorsunuz? Burada merhaba, merhaba şöyle mesajı göstereyim. Burada merhaba işte mesaj atıyor. Ben mesaj atıyorum. Sonra tekrardan müşteri hizmetleri mesaj atıyor. İşte sıkıntınız nedir diye. Abicim diyorum ki kart başvurusu yapacağım. Lan demez mi müşteri hizmetlerine? Abicim senin o zaman orada ne işin var? Süs niyetine mi koyuldun? Yapay zekayı koysunlar, senden daha çok işe yarar en azından. Bekletmez bizi. Ya madem müşteri hizmetleri benim işimi çözüyor, sen ne işe yarıyorsun? Arkadaşlar bu bankamatik memurluğu değil de ne? Bankamatik memurluğu demek hiçbir işe yaramayan, ancak sadece maaş günleri dışarı çıkıp o mabadını dışarı koydurup, yani ayağa kalkıp gidip maaş çeken insanlara deniliyor. Sadece tek yaptığı şey maaş çekmek. Valla onda da zahmet oluyordur he. Yapmayın arkadaşlar, işiniz hakkıyla yapın ya. Bakın bana, ben işimi hakkıyla yapıyorum. Az para kazanıyorum ama helalinden kazanıyorum. 18 yaş altı bloke. Sebepsiz yere bloke konuldu. Sanki abicim gitmişim yasa dışı yerlerde para oynamışım. Yaptığım tek şey Ziraat Bankası mobile sahip olmak. Uygulamayı kullanmıyorum bile. Çünkü 18 yaş altı kullanılmayacak bir banka. Özellikleri yok. Vakıfbank'a gelelim. Vakıfbank'a kredi kartlarını kullanıyorum. Click kartla normal Aidatsız kartı kullanıyorum arkadaşlar. Daha çok Click kart. Aidatsız kart da Express kart. Vakıfbank'a banka kartını almak isterseniz şubeye müracaat etmeniz lazım. Çünkü kart şubeye gidiyor çok saçma bir şekilde. Yıl olmuş 2024 ve Vakıfbank'ın saçma kurallarından birisi. Aslında kart basıldıktan sonra müşteri hizmetlerini arayıp tekrardan evinizi isteyebiliyorsunuz. Abicim niye böyle saçma bir kural var? Ben direkt basılmadan önce direkt evimi isteyeyim. Allah Allah. Muhtemelen kart imha olmuştur. Para transferi kısıtı. Benim Vakıfbank'ta ikinci hesabım vardı. Bu hesaba işte böyle burada IBAN vesaire yazsın. Bu hesapla ilgili para transferi vesaire yapamıyordum. Yani para gönderemiyordum vesaire, işte EFT havale abi. Ya saçma dedim, Allah Allah, 18 yaş altı olduğum için mi? Sonra işte aradık müşteri hizmetlerini vesaire vesaire. Uğraştık, şubeye gittik vesaire vesaire, en sonunda yaptık. Yani bir para transferi için bile bunu mu yapacağız arkadaşlar? Ya Vakıfbank, anlamıyorum abicim seni. Devlet bankaları arasındaki en elit bankalardan birisin ama bunu yapma gözünü seveyim ya. Limitim olmasına rağmen bana kredi kartı vermedin. Zaten ben bunu hiç saymıyorum. Diyecek bir şey bulamıyorum Vakıfbank. Limitim var abicim. Hatta yakın zamanda limitimi bayağı bir yükselteceksin abicim. Neden limitimi yükseltme göz yumarken neden böyle bir şey yapmıyorsun anlamıyorum abicim. Neyse. Yeni kart alamıyorum dediğim gibi, hani limitten dolayı. İş Bankası benim pek kullandığım bir banka değil. Pek açıkçası sevdiğim bir banka da değil.
şişirilmiş bankalardan birisi. Kusura bakmayın, bazılarımız İş Bankası kullanabiliyor. İş Bankası kaliteli bir banka olsaydı pek bunu demezdim. Eski kalitesinde değil. Yani müşteri kaçırmak için elinden geleni yapıyor. İlk imza hesabından başlayalım. 18 yaş altı kardeşlerim anlar zaten ilk imzanın nasıl insanlara bir sıkıntı olduğunu. Ya abicim, 18 yaş altı kart getirmişsin. Havale vesaire, EFT, bunlarda kısıt koyuyorsun. Ve bunun yanında çoğu işlem için şubeye çağırıyorsun. Abicim, zevk mi alıyorsunuz şube işi? Müşteri hizmetlerine bir yetki verin. Yani veliden dolayı veli arasın. Ya da ne bileyim çocuk arasın. Abicim, burada müşteri hizmetleri, canlı desteği gibi her neyse, size öyle yardımcı olsun abicim ya. Boş boşuna şubeyi o zaman biz işgal ediyoruz. Madem bizi şubede istemiyor. Çünkü şubede de istenmiyoruz. Öyle garip bir şey. 18 yaş altı kişilerden bahsediyorum. Ben 20 yaşındayım neredeyse. Maxi para kartı alamıyorum. 5 defadan sonra artık kart alamıyorum. Azami kart sınırına ulaştı. Ya aklıma şu geldi. Sırf maxi para kartı almak için çocuk yapasım geldi. Hani çocuğum olsa belki maxi para kart verecekler. O derece yani. Ya İş Bankası ya yapamıyor ha. Adamlar bir şey de yapamıyor. Diyor, biz bir şey yapamayız diyorlar. Abi, koskoca İş Bankası'nın düştüğü hallere bak. Kredi kartımı otomatik reddeden bir banka. Artık şubemi reddediyor. Artık banka otomatik mi reddediyor bilmiyorum. Oraları karıştırmayayım ama bana kredi kartı vermiyor. Sanki kredi kartım var. Ona rağmen vermiyor. Ben kullanmam abicim seni. Ya bu ne, müşteri kaçırmak için elinden geleni yapıyorsun? Maxi Para ATM. Maxi Para kartı İş Bankası'nın ATM'sine taktığımda çalışmıyor abicim. Yani para yatıramıyorum. Bu ne? Ben niye kullanayım o zaman senin kartını abicim? Ya çok saçma. Zaten sonra İş Bankası Maxi Para'dan bir şey olmayacağını anladı. Sonra Nice'ı kurdu zaten, biliyorsunuz. Banka kartına da başvuramıyorum. Ya hadi kredi kartını aldım, banka kartını alamıyorum. Teknik bir sıkıntı diyor. Bu ne teknik sıkıntıysaymış? Aylarca teknik sıkıntı var sanırım. Ha, İş Bankası'nı o kadar sevmediğim için çok irdelemiyorum. Verse verir kartı, vermezse vermez. Nice'da hesabım vardı, kapattım. Sonra geri açamıyorum. Hani kaydolmaya çalıştığımda hata veriyor. Giriş yapmaya çalıştığımda da hata veriyor. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Şöyle rengimizi değiştirelim. Şu rengi yapalım. Doğru mu? Neyse, bu renk kalsın. Abi, QNB Finansbank en sevmediğim bankalardan ve en sevdiğim bankalardansın. İkisini de becerdiğin için seni tebrik ederim. Abi, şu müşteri hizmetleri hani hep arıyor, hep reklamla görüyoruz ya. 10 bin lira, 20 bin lira, 30 bin lira, hani %0 faiz var ya. %30 yazdım. Hani %0 faizli kredim var ya. Abi nerede? Merak ediyorum, nerede? Yani ben yeni müşteri olmuştum zamanında. Ve bana böyle bir şey çıkmadı. Bakıyorum menüye, giriyorum. Abicim, %4 virgül bilmem ne faiz. İşte sigorta ister misiniz? Ya abicim, hani sıfır faiz nerede? Ya millet, de dalga geçiyorsunuz ya. Ben sırf bu yüzden Empara kullanıyorum. Empara arayıp böyle taciz etmiyor beni. Heh, müşteri hizmetleri. Ekstreye geleceğim. Müşteri hizmetleri engelledim. Hani o kadar illallah ettirdiler. Ya abicim, bir müşteri hizmetleri her gün arar mı ya? Arıyorlar, kredi kartı ister misiniz? Kredi kartım var, kredi ister misiniz diyor. Ben diyorum, abi sıfır faiz sunuyor musunuz? Sunmuyor abicim. Niye o zaman kredi için arıyorsun? Vay efendim, bu hizmetimiz var, kampanyadan yararlanmak ister misiniz? Abicim, benim 4 kredi kartım var zaten. Bir tanesi Aydas'sız, bir tanesi normal, bir tanesi Go, bir tanesi Trendyol. Normali kapattım. Aydas'sız sanırım fix kart duruyor. Bir Go kart var, bir de Trendyol kart var. Abicim, gözünü seveyim. Ha, ekstreye geldim. Ekstreyi alıyorum uygulamadan. Eksik ya da önceki dönemleri gösteriyor. Ya da ne bileyim, eksik tutarda alışveriş var. Abi, bir banka bu kadar mı sorumsuz olur ya? Neyse, hadi ekstreyi saymayalım. Abicim, bir kart yapıyorsun. İadede de sıkıntı. Hayatımda gördüğüm en sıkıntılı, iadede sıkıntılı bankalardan birisi. Ya adamlar bunun için kredi kartı çıkart. Dedi ki, biz iadeyi doğru düzgün beceremiyoruz. Size Go kart diye bir kart çıkartalım. Onu kullanın. En azından mağdur olmazsınız dedi. Adamlar düpedüz böyle bir kart çıkardı gerçekten. Muhasebe ekibi de saymıyorum. Mono'nun muhasebe ekibi. Finans Bank'ın fintech uygulaması. Abicim, neden biraz muhasebenize bakmıyorsunuz? Ben kart almıştım, aylar sonra gelmedi. Bakın, Mono kart, buraya yazmışım. Aylar sonra gelmedi. Dalga geçer gibi ücret iadesi sadece yaptılar. Mesela ben orada müşteriyim abicim. Müşteri olduğum için bir memnuniyet kupon olur, hediye çeki olur veya daha iyi hizmet için ekstra özellikler olur. Bunları da sağlamıyorsun. Sen nasıl müşterini böyle sahip çıkıyorsun ya? Ya insan şey der, özür dileriz. 2-3 ay geçmiş, bir kuru özür olmaz arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz, abicim beleşçilik mi yapıyorsun? Abi, 3 ay geçmiş. Ben niye 3 ay bekledim? Benim için o kartın gelip videoyu çekmem daha önemli. Benim için daha önemli.
30-40-50 lirasını değilim. Ama işte abicim onu bile düşünmüyorlar. Neyse. Bu o kadar kaliteli ki muhasebe. İşte 30 liralık kartı aldım. Sonra geri iade ettiler. Sonra bir daha 30 lira verdiler. İadenin iki katını verdiler yani toplam. İki defa yatırdılar. Ben destek ekibine yazdım. Bir günde çözdüler. Ama şansa bak, monokartla ilgili kaç defa destek ekibine yazdım, kaç defa şikayet videosu oluşturdum vesaire vesaire. Şikayet vardan da sanırsam bu durumu bahsetmiştim. Abi hiçbir pek bir şey yapmadılar yani. Ha, paranız için yapıyorsunuz abicim. Kartınız için de yapın. Çünkü kart bir bankanın, bir kuruluşun malıdır. Niye onun için yapmıyorsunuz abicim? Niye bizi mağdur ediyorsunuz? Ya QNB Finansbank çok güzel yükseliyor. Ama müşterilerine önem vermiyor abicim. Çok hızlı açıldı çünkü. Yok Enpara Bank'ı kullanayım, Enpara Bank'ı kurayım. Yok işte efendime söyleyeyim, Mono'yu kurayım, Kasta'yı geliştiririm. Bu ne abi? Önce bir hizmetini oturt, sonra istediğini yaparsın. Bir anda açıldı abicim. Neyse. Kartı şifre belirlemede sıkıntılı. Ben ATM'ye gitmem lazım kartı şifre belirlemek için. Hem banka kartı için hem kredi kartı için. Bu Enpara'da da geçerli. 18 yaş altı sıkıntılı zaten. Gitmiştim, bir iki veli istiyor diyorlar. Bir efendime söyleyeyim staj hesabı istiyorlar. Birisi vay efendim işte yok mobil bankacılık olmaz. Bu ne abi ya? Ya yani mesela bazı bankaların 18 yaş altı hesap açma kriterleri belli. Mesela Kuveyttürk iki veli istiyorlar. İşte Vakıfbank bir veli istiyorlar. Bazen sigorta adı altında para istiyorlar. Ziraat Bankası bir veli istiyorlar. Yapı Kredi iki veliydi, bir veliye indirdiler. Akbank bazen iki veli isteyebiliyor ama geneli konuşursak Akbank ve Garanti bir veli istiyor. Garanti belli başlı şubelerinde staj hesabı istiyor. Neyse Kuveyttürk'e gelelim. İlk açtığım banka hesabı Kuveyttürk'tü. İlk müşterisi olduğum banka ise İş Bankası'ydı. O nasıl oluyor abici? Maxi para kartı alırken müşterilikle imzalıyorlardı. Ya gözünü seveyim Kuveyttürk. Bu arada Kuveyttürk şişirilmiş bir banka arkadaşlar. Kusura bakmayın İş Bankası gibi. Bir özelliği yok. 18 yaş altı çok sıkıntılısın. Ya her işlem için velimi bağlıyorsun. Adamın işi gücü var. Kadının işi gücü var. Bir de bunu bağlıyorsun. Şifre almaya çalışıyorum mobil bankacılıktan. O da doğru düzgün olmuyor. Ki zaten hani kullanmaya değer mi 18 yaş altı? Arkadaşlar daha iyi çok fazla banka var gerçekten. Ya Garanti Akbank dururken Kuveyttürk'e laf düşer mi tartışılır. 18 yaşıma geldim dedim, bir rahatlarım en azından. Kuveyttürk belki adam yerine koyar beni. Bu sefer şubeyi çağırdılar. Çünkü hesaplarım bloke oldu. Hesap sözleşmesi. Şimdi diyeceksiniz ki abicim sen 18 yaşına geldin. Sözleşmeler değişti. Bankanın hakkı değil mi? Hakkı da kardeşim. Diğer bankalar bana ıslak imzalı e-postayla ya da uygulamayla bana o sözleşmeleri gönderdi. Bazıları otomatik sözleşmeyi kabul ettirdi. Otomatik oldu yani 18 yaşına giriş. Kuveyttürk. Abi sen neredesin yani? Sen niye öyle yapmıyorsun? İlkel bir bankacılık hizmeti sunuyor diyebiliriz aslında. Buradan Kuveyttürk çalışan arkadaşlar varsa abicim lütfen şu ilkelliğinizi bırakın ya. Neyse. Adam kayırıyorlar bu arada. Bankaya gidince onu gördüm. Neyse ondan bahsetmeyeyim. Kartın gelmemesi. Ben karta başvurmuşum, banka kartına gelmedi. Ya bu kadar bir şey, kart gelmedi. Halkbank'ın pek bir sıkıntısı yok. Bu arada Kuveyttürk'ü pek kullanmıyorum. Halkbank'ı da kullanmıyorum. Hesabım blokeli şifrelerden dolayı. Çünkü çok fazla banka var ve hepsinin şifresini aynı anda aklıma tutamıyorum veya çok fazla kombinasyon oluyor abicim. Ben nereden bileceğim hangisinin hangi şifre olduğunu, değil mi? Kredi kartı başvuru adımında hata çıkıyor yani. Halkbank'la ilgili pek hata yaşamadım. Kartla temas ederken sanırım bir hata yaşamıştım. Alışveriş yaptım ve o para geri iade olmuştu karta sanırım marketteyken. 3,5 TL miydi neydi? Sonra onu ödemedim sanırım. Vicdan azabı çektim bir ara, sonra unuttum. Helal edin. Abicim buna 3-4 sene geçmiş. Şimdi aklıma geldi. Vay be. O zamanlar yeni açmışım Finastayı. Devam edelim. İğneyi pek kullanmadım. Kullanmaya çalıştım bir iki günde. Cix. Yani müşterilerine önem verecektin abi. Şubede bizi beklettiler. 18 yaş altı gitmiştim. Şubede 30-40 dakika mı ne bekledim. Yani bayağı bir bekledim. Sonra işte efendime söyleyeyim dediler ki biz size hesabı açamıyoruz. Abi dalga mı geçiyorsun? 30-40 dakika ne yaptın? 30-40 dakika ne yaptın biliyor musunuz arkadaşlar? 10-15 belki 20 tane müşteri aradı. Efendim kredi ister misiniz? Efendim 15 lira kredi ister misiniz? Falan filan dedi. Yani bu. Adam yerine konulmuyor ya. Tamam 18 yaş altı gelir resmi olarak yok. Tamam kabul ediyorum. Ama yani sonuçta ben sana demiyorum beni business müşteri gibi karşıla. Benim her dediğimi yap böyle. Vay efendim gelir misiniz çay için efendim, bir arzunuz isteğiniz var mı demenizi beklemiyorum. İnsan yerine koyup hesap açmanı bekliyorum. İşte vay efendim diyor işte vadeli hesap açarız. Cık, neyse.
Reklam istemiyorlar arkadaşlar İNG. Ben bu yüzden İNG'nin fazla videosunu çekmiyorum. Abi adamlar reklam istemiyor. Çünkü ben dedim ki ben bu hesabı YouTube için açacağım. YouTube'a video çekmek için açacağım dedim. Hadi kart tanıtımı için. Diyor ki bizim reklama ihtiyacımız yok. Gördük abicim, yok yok gördük. Şubelerinizi kapatıyorsunuz. Sanalda. Aslında bu fakirlikten dolayı değil. Ya kapatıyorlar abicim. İyi de yapıyorlar yani. Allah Allah, sanki çok da bir işe yarıyor şubeler. Denizbank. Abi Allah düşmanın başına vermesin bu mobil bankacılığı, Denizbank'ı mobil bankacılığını. Burada hakaret etmiyorum bu arada. Gerçekten Allah düşmanın başına vermesin. Abi sen ne sıkıntılı bir bankasın. Bak kaç defa görüntülü görüşmeyle şifre almaya çalıştım. Kaç defa. Kaç defa kimlikle şifre almaya çalıştım. Ulan birisi de mi doğru olmaz? Şifre alıyorum, kullanıcı oluşturuyorum, yine hatalı. Şifre alıyorum, kullanıcı oluşturuyorum, yine hatalı. Şifre alıyorum, kullanıcı oluşturuyorum. Allah'ım yarabbim yeter artık, bıktım. Bir bankacılık hizmeti sunmak bu kadar mı zor? Çıldıracağım. 18 yaş altı zaten bankacılık, mobil bankacılık sunmuyor. Ben kendim açmaya çalıştım. Neyse boş verin arkadaşlar. Yani kullanılmaya değer bir banka değil Denizbank. Bir de bir ara 15 yaş üstü kişiler banka hesabı açmak için evlenmesi lazım sanırım. Yani 18 yaş altı mobillerin hesabı açılıyordu sanırım. Ama evli olmamız lazım. Ne saçma bir şey ya. Denizbank kendine gel abi. Saçma sapan kurallar getirme. Blokeyi kaldırmıyor ya. Ve mobil bankacılığında bazı özellikler eksik. Ben blokeyi ilk zamanlar yapmamıştım. Girdiğim mobil bankacılığında hiçbir şey yok. Her uygulamaya, ya daha doğrusu kısa yola girdiğimde hata veriyor. Bravo, böyle devam edin. Böyle devam edin. Bayağı bir müşteri kaybederseniz böyle, aferin size. Bayağı bir müşteri de kazanırsınız. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Zaten adamların tek yaptığı şey hoş geldin faizle övünmek. Başka bir iş yaptıkları yok. Şimdi Denizbank'tan birisi izliyorsa abicim, beni şikayet edeceğinize hani bu blokenizi kaldırın değil mi? Blokenizi kaldırın ki bir videonuzu çekeyim. İnsanlar merak ediyor. Ben de merak ediyorum. Unuttum, yüzünü unuttum ya. Tep. Abi Tep'ten fazla sıkıntı yaşamadım. Kullanıyorum para transferine vesaire. Halka arzları da kullanıyorum bazen. Tep 18 yaş altı hesabı açarken staj hesabı istedi abicim. Yani canı sağ olsun da neden istedi? PTT Bank. Bunu kim banka yaptı? Bir kere bundan bahsedeyim. Bahse varım ki PTT Bank'ın yönetim kurulu başkanı bile PTT Bank kullanmıyordur. Ziraat Bankası falan kullanıyordur. Abicim PTT Bank banka mı? Gerçekten diyorum. Çünkü bankalık alametlerinin büyük bir kısmını sağlamıyor. Hatta benim bildiğim kadarıyla önceden Denizbank mıydı, İNG Bank mıydı? Bir bankanın IBAN hizmetini kullanıyordu. Tartışılır. Yani ki çoğu hizmet yok. Kredi hizmeti gibi. Kredi kartında Garanti Bankası'nın, nasıl anlatsam, Garanti Bankası'ndan kullanıyordu. Yani Garanti Bankası'ndan geçiniyordu bonusla. Fibo Banka. Abicim seni severim. Hani Vatan Bilgisayar'da sıfır faizli telefon satıyorsun. Güzel. Tamam. Vay efendime söyleyeyim. Ondan sonra güzel kampanyalarım var. Para transferi ücretsiz. Tamam. Halka arzlarda vesaire katılabiliyorsun. Yatırım olarak güzel bir uygulamam var. Tamam ama 18 yaş altı öyle değilsin. 18 yaş altı iki veli istiyor. Şubelerini yavaş yavaş kapatıyor. 18 yaş altı mobil bankacılık sıkıntılı. 18 yaş üstü sıkıntılı. Ben 18 yaş üstü geçen günlerde banka kartı almaya çalıştım veya yenilemeye çalışmıştım. Abicim diyor ki yasal yetkilinizle bu işlemi yapın. Lan ben 20 yaşıma gelmişim, askerliğe gideceğim. Yoklamam belli bir zaman sonra istenecek. Sen diyorsun ki bana, vay efendim işte yok yasal temsil. Ya yürü git abi ya. Bu ne abi, dalga mı geçiyorsunuz siz? Ya ben sırf bu yüzden Fibo Banka'yı kullanmıyorum abi. Anadolu Bank. Anadolu Bank abi en, nasıl anlatsam, sevginin dışında olduğum banka. Hani sevemediğim banka. Sevemiyorum abi, üvey evlat gibi sevemiyorum. 18 yaş altı banka hesabı açıyorlar iki veliyle ve Maestro kart veriyorlar. Ve şöyle bir şey var, ben mobil bankacılığı açamadım 18 yaş altı. 18 yaş üstü de açamadım. Çünkü ben o zamanlar telefon numaramla kaydolmaya çalışmıştım. Yani banka hesabı açarken velilerim benim telefon numaramı vermiş. Ama sıkıntı şu ki ben de babamın adına Anadolu Bank hesabı açacaktım ve aynı telefon numarasını oraya da vermişim. Öyle bir sıkıntı oldu. Yani iki tane kişinin numarası aynı. Öyle düşünün. Numara değişikliği istedim. Hani de, dedim ki benim numaramı değiştirin o zaman. Vay efendim şubeye gidin. Abi Anadolu Bank gözünü seveyim, senin şuben yok ki doğru düzgün zaten. Şeker Bank'la ilgili pek sıkıntım yok çünkü pek kullanmadım bile. Maalesef Anadolu Bank'ı kullanmadım ama böyle tatsız olaylar yaşadım. Burgan Bank. Abi güzel banka. Yenur Omega 3. On Mobil diye bir bankacılık var. Sanal banka. Çok güzelsin abicim. Çok iyisin de. Ya senin bir sıkıntın yok. Senin yine de buraya koydum. Hani bankaları yazayım. Hani hangi bankaları kullanmış.
Hey JSBC, gel abim buraya. Rengini değiştirip. Ya sen şu dünyanın en prestijli, en kaliteli, en güncel, vay efendim işte en yüksek olanaklara sahip. Kaliteli bir bankasısın da Türkiye'de öyle değilsin. Bundan 15 yıl önce Türkiye'nin en iyi kredi kartlarından birisi HSBC'ydi. Ama şu an öyle değil. Şu an yüzüne bakmam ben pek HSBC'nin yani. HSBC'den daha güzel çok fazla kredi kartı var. Ki HSBC zor bir banka arkadaşlar. Şöyle düşünün. Güzel bir kıza date çıkmak gibi yani. Hani sen şimdi abi hakaret gibi olacak ama sen şimdi bir şeker bankla çıkarsın. Onda 6'lık kızdır. HSBC onda 10'luk kızdır ama zor gelir sende. Nazlıdır. Şimdi şeker bankla sevilir. Şeker bank gibi kızlar da sevilir ama genel olarak diyorum HSBC almak zordur. Zor olanı erkekler daha çok almak ister gibi bir şey. Bir edebiyat yani, edebiyat yaptım. Abi fest yok ya. Ya sen dünyanın en büyük bankalarından birisin. Nasıl fest olmaz? Bir de 1 milyon TL hesap ücreti istiyorlar. 1 milyon TL'niz varsa hesap açıyorlar yani. Son zamanlarda geldi. Bizim Ahmet hesap açmaya çalışıyordu. O bana dedi. Ekran görüntüsü de attı. Saçma abicim yani. 1 milyon değil de belli bir tutar da olabilirdi. Ne bileyim yani. Tamam biliyorum. Şubesiz bankacılığa geçiyorsunuz. Tamam da neyse. Golden Global. Abi direkt hesap açmıyorlarsa ben de direkt geçerim. Hadi geçtim. Hesap açmaya çalıştım görüntülü görüşmeyle Golden Global'da. Sonra açmadılar. Yani evraklarımı gönderdim, açmadılar. Odea Bank 18 yaş altı. İçi birliğiyle gittik. Vadeli hesap açabileceklerini söylediler. Bu yani. Pek bir sıkıntısı yok. Çünkü kullanmadım da doğru düzgün. Ziraat katılım. 18 yaş altı mobil bankacılık açmıyor. Ve bunun yanında Troy kartlarına temas özelliği yoktu. Belki ilerleyen zamanlarda getirmişlerdir. Ve mobil bankacılığına abicim şöyle. Ortaokul talebelerim yaptı. Merak ediyorum yani. Hani vasatın da altında. Vakıf katılım Yanur Omega 3 bir ara kullandığım devlet bankasıydı. Çok kaliteli bir banka. Şifreleri arda arda yanlış girdiğim için sanırım bloke oldu. Ya arkadaşlar bu tür küçük butik bankalar pek pratik olmuyor mobil bankacılıkta. Çünkü çok fazla müşterisi olmadığı için, çok fazla geri dönüş alamadığı için kendilerini geliştiremiyorlar maalesef. Haklılar aslında. Emlak katılım 18 yaş altı hesabı açmıyor. Ben 18 yaş üstü açmıştım ve uygulaması da o kadar iyi değil aslında. Troy kartı var, temas özelliği bile yok. Abicim yani yazıktır, günahtır. Bir tane karta da para veremiyorsanız ne diyeyim ben size. Türkiye Finans 18 yaş altı kart vermiyor. Çok saçma. Kart niye vermiyor? Bir plastik parçası. İşte çocuklar o parayla ne yapacak? Çocuklar paralarını yönetemez falan mı diyorsunuz? Ne bileyim. Türkiye Finans'taki paramı nasıl çektim arkadaşlar? Bazılarınız soracak. ATM'den çektim. Albaraka 18 yaş altı hesap açmaya gittiğimde şubeden şubeye beni koşturdu. İki tane şube arasında gidip geliyordum. Ve sonra ne oldu tahmin edin. Hesabı açamadılar. Yok yok, açtılar sonra, açtılar. Bir türlü emekle açmaya başladılar, başardılar. Ya bir tane şubede evraklarım buradaymış, diğer şubeye alınacakmış. Yok diğer şubede de başka bir anlaşma imzalı. Abi bu ne ya? Alt tarafı bir banka abicim. Biz Türkiye'de finans, fintech, bankacılık konusunda Avrupa'ya örnek olan ülkeyiz. Ne oldu bize ya? Aktif Bank'ı ben severim. Güzel banka. Yanur Omega 3. Option'la para transferi kısa yolu eklendi bu arada. Sevdiğim banka ancak bir kere param kalmıştı. Aslında bu benden kaynaklı bir sıkıntı. Onu saymazsak banka kartına bazen başvurduğunuzda gelmiyor. Ya da efendime söyleyeyim evraklar mesela görüntülü görüşmeyle olunca evraklar gelmiyor. Ya da efendime söyleyeyim banka kartına başvuruyorsunuz, banka kartı gelmiyor. Ama çok uğraşırsanız geliyor. Yani öyle garip bir şey. Alternatif Bank abicim, milletle dalga geçen. Gerçekten öyle. Yani nasıl anlatsam, kendin uygulaman hani tamam vasatın altında uygula olabilir ama abicim bir uygulama yapmışsın. Neden o uygulamayı kapatmak yerine yeni bir uygulama açıyorsun? Aynı benim gibisin. Hadi ben YouTube'da içerik üretiyorum. Finansla 2'yi açtım. Daha doğrusu yeni finansı. Buraya hala içerik üretiyorum. Sen gitmişsin. Normal insanların kullandığı mobil bankacılığı, ticari bankacılık yapmışsın. Normal insanların kullanacağı bankacılığı da yeni bir uygulama yapmışsın. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Alternatif Bank'ın bir uygulaması vardı. Bu uygulama artık ticarilere özel. Yeni bir uygulama açıldı. Anladınız mı? Buradan bireysel işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Normal bankacılık hizmetlerini. Abicim niye böyle bir şey yapıyorsun? Git uygulamanı güncelle. Hey Allah'ım yarabbim, insanları boş boşuna mağdur ediyorsun be abi. Kullanmıyorum da seni ama hani yine seni koydum. Wow kart vermiş. Güzel yani, wow kart yenir. Omega 3. Hayat Finans abicim yenisin ama uygulamanda bazı eksiklikler var. O yüzden yazdım yani.
Destek Bank abi adamlar kart vermiyor. Ben daha başka bir şey neyim? Kart vermiyor. Tamam para transferi vesaire ücretsiz yatırım bankasısın güzel de. Abi de kart ver yani ATM'den para çekeceğim yatıracağım. Yıl olmuş kaç ya? Arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim. Bazı bankaların mobil uygulamasını aynı yazılım şirketi yapıyor sanırım. Kuveyt Türk. Şöyle baktığımızda başka ne var? Kuveyt Türk. Golden Global. Emlak Katılım. Baktığımızda Hayat Finans ve Destek Bank'ın uygulamaları aynı. Sadece rengi farklı. Hayat Finans biraz değişikliğe gitti. Artık onu saymayabileceğiz ama onun haricinde aynı. Şimdi listeye eklemediğim bir tane daha banka var. Şaşırdınız galiba Tombank. Hadi A101 yani. Eklememe gerek yok. Çünkü tam bir bankacılık hizmetini daha deneyimlemedim. O yüzden eklemedim. Ama genelinde eğer hadi sayarsak bu işin içine. Abicim kartım gelmedi. Kartımı getirin. Allah Allah. Sadece bu var. Davet kampanyam güzel hoş. Güzel para kazandı. Güzel para dedim de yani öğrenciyken yemek yiyebiliyoruz. Etli yemek yiyebiliyoruz. O anlamda güzel para. Hani bir telefon alacak kadar para değil. Bir ne bileyim tablet alacak kadar para değil ama etli yemek yiyebiliyoruz abicim. O bize yeter. Yani velhasıl kelam bu kadar bankada tecrübem olmuş. Daha fazla tabii ki de anlatabilirim ama video uzar. Ya benim kullandığım şu an aktif olarak kullandığım bankaları şöyle size işaretleyeyim. Siz de öğrenin. Yani ne işinize yarayacaksa. Akbank kredi kartı için kullanıyorum. Garanti Bankası kredi kartını kullanıyorum. Genç kartı güzel. Yapı Kredi hepsi burada da avantajı var. Ve Yemek Sepeti'nde indirim var. Ziraat Bankası YouTube paramı çekiyorum. Vakıfbank abicim kullanıyorum kredi kartını. Bir avantajı yok ama ne yapayım limit vermişler. QNB Finans Bank kredi kartını kullanıyorum. Emparan'ın da mobil bankacılığını kullanıyorum. TEP halka arzlarda kullanıyorum. Şöyle bakalım. HSBC'yi kullanmaya başlayacağım. Şöyle soru işareti. Bakalım başka hangi banka kaldı? Albaraka, Aktif Bank, Alternatif, Hayat Finans. Başka yok. Ha hadi ara sıra yani şöyle bir işaret. Yani arkadaşlar dediğim gibi bankalarda bu sıkıntıları, sorunları yaşadım. Aklımda kalanlar bunlar da açıkçası. Başka bir şey aklıma gelmiyor. Umarım finanslanmışsınızdır. Kanalıma abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın. İyi günler.